Duanın kabul edilmesi için şu hususlara riayet edilmesi istenmiştir. Duadan önce mutlaka tövbe ve istiğfar edilmelidir. Çünkü günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah yoluna seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur buyurmuştur. Mutlaka Allah'a hamd, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a salatü selam getirmeden duaya başlanmamalı. Dua içten tevazu ile yalvararak yapılmalıdır. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez buyurulmuştur. Dua ederken ısrarlı olunmalıdır. Bir mümin ettiği duanın kabul edilmesi hususunda aceleci olmamalıdır. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur buyurdu. Dua ederken zaman seçimine de dikkat edilmelidir. Dua her zaman yapılabilse de bazı vakitlerde yapılması duanın daha çabuk kabul edilmesini sağlar. Bu vakitlerden biri de seher vaktidir. Allah-u Teala geceleri dua, ibadet ve istiğfar ile meşgul olanları Kur'an-ı Kerim'de övmekte ve şöyle buyurmaktadır. Onlar geceleri az uyurlardı, seher vakitlerinin bağışlanma dilerlerdi. O zaman duamız şöyle olsun. Ya Rabbi, bizim hakkımızdan hayırlı neyse onu bize ver. Şer olanları bizden uzaklaştır. Amin.